Selamat datang. Kawan-kawan, herkese merhaba. Size bir hediye aldım. Hadi bakalım hediyeniz neymiş görelim. Aşırı derecede iğneli dikenli. Merhaba. Bu yakışıklının adı durian. Dünyanın en kokulu meyvesi. Ve bazılar için en lezzetli, bazılar için aşırı derecede dayanılmaz bir meyve. Tadı berbat, kokusu kadar da berbat diyenler var. Ama tabii ki de ben öyle demiyorum. Ben bayılıyorum. Bu meyve dünyanın kral meyvesi olarak biliniyor. Daha doğrusu Malezya'da öyle diyorlar. Sadece böyle meyve olarak. Kilosu 15-20 ringgitten başlamış. Tabi daha kalitelileri var. 30-40 ringgite bile. Bir tane meyveden genelde 4-5 tane falan çıkıyor en fazla. Açıyoruz. Şu an keşke teknoloji gelişmiş olsa da şu an size şu kokuyu bir koklatabilsem. Evet, kıvamını görüyorsunuz. Bayağı görüyorsunuz. Çok tatlı. Bu arada bu meyveden fazla yiyemiyorsunuz çünkü aşırı kalorili, aşırı tatlı ve fazla yerseniz bir de su içmezseniz yakıyor insanı ve ateşini çıkarıyor bayağı. Hatta ben hamileyken biraz yedim, bir kötü olmuştum. Bu arada bu meyve o kadar kötü kokuyor ki ben aslında öğlen aldım bunu ve balkonda tutuyordum çünkü ev berbat kokuyor. İlk zamanlar alıp böyle buzdolaba koymuştum, bilmiyorum. Tabii bir hafta buzdolaptan kokusunu çıkaramadık. Belli bir sürede hatta ağzımız da kokuyor. Bu arada bu meyveyi otellere, ondan sonra bazı yerlere sokmak yasak. Hatta ülke dışına çıkarmak vesaire de zaten yasak. Çünkü kokusu bazı insanları hem rahatsız ediyor. Dediğim gibi durianı sevmek istiyorsanız özellikle ilk tattığınızda tadı çok kötü gelecek. 3 kere tatma kuralı varmış Malezya'da. 3.'de ya seveceksiniz ya nefret edeceksiniz. Ben öyle oldu. İlk tattığımda öğrenciyken eşim bana tattırmıştı. Gerçekten kusacaktım, çok kötüydü. İkinci yolda arkadaşım böyle krema ile birleşik bir şekilde bana verdi. Hoşuma gitmişti. Üçüncüde de artık bağımlısı oldum. Türkiye'de hatta çok özlüyordum. Durianlı çikolata falan bile götürmüştüm Türkiye'ye. Böyle insanlara kapağını açıp bayağı bir rahatsız ediyordum. Şu an hatırlayan arkadaşların gözleri yaşlı. Bu arada sürekli etrafa bakıyorum çünkü Zeyn Emre'ye bakmam gerekiyor. Ortalıkta bayağı dolanıyor. Bir tane daha yiyip ve videoya son verelim.